Edirne'deki okulunun penceresinden Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camii'ne hayranlıkla bakan Hamdi, böylesine devasa bir yapının mühendislik sırlarını merak etmektedir. Hayallerinin peşinden giderek İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1931 yılında inşaat mühendisi olarak mezun olur. Ve ülkesinde hiç bilinmeyen zemin mekaniği konusunda doktorasını yapmak üzere Berlin Teknik Üniversitesi'ne gider. Avuçlarına aldığı bilginin ışığıyla ülkesine geri dönerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nde profesör unvanıyla ders vermeye başlar. 1945 yılında uzmanı olduğu zemin mekaniği konusundaki bilgilerini uygulamak üzere çok önemli bir inşaat projesine katılır. Depremlerde ayakta kalması, yıkılmaması için inşaatın yapılacağı zeminde incelemeler yapar. Hamdi Peynircioğlu'nun zemin mekaniği bilgilerini ülkemizde ilk kez uyguladığı bu yerde Anıtkabir yükselir. Ülkesine miras olarak bilim ve aklı bırakan Mustafa Kemal Atatürk'e her geçen yıl daha da artan minnet duygusuyla.